Aydın bir hata veriyor. Aydın gel. Ya daha sonra yapın da bunu şey yapalım.
Merhaba herkese. Merhaba Işılay. Merhaba Tuğçe'cim, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sesinizi duyamıyorum ama. Dur bakayım. Tamam, ben de problem varmış. Tamam. İyi misin? İyiyim çok şükür hocam. Sizler nasılsınız? İyi valla. Bugün evden ders. Hayatlar çok değişti. Pandemi hiç yapmayacağımız dediğimiz şeyleri yaptırttı. Aynen öyle. Aynen. Nasıl oldu kayınvalide? Yani hala hastanede işte bekliyoruz ama çıktı servise, yoğun bakımdan çıktı. Ay, ay çok sevindim. Nefes problemi var, uzun süre sürüyor biliyorsunuz. Zaten eve de Hı çıkarsa 6 ay kadar bir hı. makine tedavisi görecek Hı. evde. Hı. Ciğerler tamamen gitmiş işte, çok kötü. Covid atlattı ama ciğerler çok kötüymüş. Onu aşmaya çalışıyoruz. Ya yani birebir yaşadım bu süreci. Hani evet, çevremden duyuyordum. Kötü süreçleri duyuyorduk ama birebir yaşamak çok daha zormuş. Ya maalesef. Maalesef. Yani hani biz de duyuyoruz öğrencilerimizin oluyor işte şey kaybettikleri var. Hani çok zor. Çok zor gerçekten. Zor ve ne kadar bu süreç devam edecek onu da bilemiyoruz. Önümüzü Evet. göremiyoruz artık maalesef ki. Maalesef. Maalesef. Ben bu arada arkadaşlara bir duyuru yapayım. Arkadaşlar hem Adopt'tan açıyorsunuz. Hem de Zoom'dan açıyorsunuz. Adopt'tan açmanızın sebebi şey yapması, yoklamaya dahil olması için. Evet, başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam, Evet, başlayalım mı? herkes bir kameralarını açsın. Onlar da yavaş yavaş. Seste bir problem yok değil mi? Ben de herhangi bir Dışına. problem yok arkada. Var Tamam. mı? Benim sesim geliyor herkese inşallah. Bu geliyor, onu duyuyoruz. Sorun yok. Bizim atölye koordinatörümüz İlker. Merhaba, memnun oldum. Merhaba Işıl Hanım, hoş geldiniz. Hoş. İlker'cim arkadaşlara söyleyelim kameralarını açsınlar. Duyurusunu yaptım hocam. Tamam. Elif sosyal medya koordinatörümüz. Memnun oldum. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Böyle gülen yüzleri görmek ne güzel bu dönemde. Onlar bir de sabah 8.30'dan beri dersteler. Oh, Allah kolaylık versin. Evet, koordinatörlerimiz geliyor yavaş yavaş. Büşra Kreatif. Peki İlker'cim başlayalım mı yavaş yavaş? Tabii hocam, Arkadaşlar da başlayabiliriz. bağlanır. Işılay, bütün etkinliğin yönetimi sende. Sen nasıl istiyorsan öyle devam edelim. Tamam Sen... hocam. Herkes geldi herhalde. Artık başlıyorum o zaman. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğinizden dolayı. Özellikle Tuğçe hocam, size çok teşekkür ederim. Ben sizi anlatmadan da geçemeyeceğim. Çünkü benim hayatımda gerçekten önemli bir yeriniz var. Adımlarımı atarken sizin tecrübelerinizden oldukça faydalandım. Bize hem bir öğretmen hem bir arkadaş olarak her zaman davrandınız. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Ben bugüne kadar birçok üniversiteye gittim söyleşilere, birçok STK'ya gittim ama her defasında ayrı bir heyecan duyuyorum. Bugün sizlere de marka yönetiminde sürdürülebilirliği, girişimciliği, markanın doğuşunu, marka itibarını, inovasyon yönetimini aktarmaya çalışacağım sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte.
Bunları iş dünyasından örnekler vererek aktaracağım. Çünkü iş dünyasının içindeyim. Bu yüzden iş dünyasından örneklerle aktaracağım. Öncelikle sektörde 40. yılında olan Reis Gıda'dan, dolayısıyla kendi hayatımdan bahsederek başlamak istiyorum. Kendi hayatımdan diyorum çünkü ben hocamla da konuşmuştum. Çok küçük yaşlarda başladım aslında işe. Çünkü babam ticaretle uğraşıyordu. Bu sebeple ben de ticaretin içinde olmak için çok hevesliydim. O yüzden okulumla birlikte eş zamanlı olarak aslında işlerimi devam ettirdim. Ve başlangıcım merdivenin ilk basamaklarından adım adım oldu diyebilirim. Çünkü üretimden paketlemeye kadar, muhasebeden finansa, laboratuvara kadar şirketimizin her aşamasında, her kademesinde görev aldım. Reis bir aile şirketi. Arkada görüyorsunuzdur resmi de. Bu yüzden biz aile yapısı içinde değerlerimizi koruyarak sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Ablam, babam, ben birlikte çalışıyoruz. Annem bizle birlikte çalışmıyor ama her zaman onun öngörüleri bizim için çok önemli. Onun öngörülerine çok önem veririz. Aile içi ilişkiler ile her zaman iş hayatı kuralları arasında etkileşim oldukça önem arz ediyor. Ben küçük yaşlardan beri şirketin içinde olduğumdan dolayı bu etkileşimi çok rahatlıkla yaptım diyebilirim. İletişimin ön planda olduğu bir yapıya sahibiz. Çünkü çok fazla ast üst ilişkimiz yok. Aile şirketi olmasının gerektirdiği bir şey aslında bu. Ve daha kolay karar alınabiliyor şirkette. Ben çalışma hayatında farkındalık ve inovasyonu çok önemsiyorum. Bu sebeple de her zaman bir atasözü vardır. Yürük at, yemini kendi arttırır. Bu sözden de esinlenerek ben İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra MBA yaptım aynı üniversitede. O dönem aynı üniversitede MBA çalışmamı tamamladım. Neden MBA? Çünkü bir yönetici olacaktım ve bir işletmeyi yönetecektim. Bu sebeple MBA'ye başladım ve üniversitemi birincilikle bitirdikten sonra başarı bursu ile bu MBA projemi devam ettirdim. Çünkü bir işi yönetiyorsak işi iyi bilmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden ben aslında her zaman şükrediyorum. Çünkü işi mutfağında, tabanında öğrenmeye başladım. Ve bu bana işi iyi bilmemi, analiz etmemi sağladı. Ve böyle olunca aslında içinizdeki gücü de fark ediyorsunuz. Hata yapma riskiniz de düşüyor. Ve işi her aşamasında takibini yapmak önemli tabii ki. Burada kendimden de örnek vermek isterim. Bizim firmamızda her sabah ürün tırlarımız sabah saat 7-7.30 gibi gelir. Pirincimiz, bakliyatımız, nohutumuz saat 7-7.30 gibi tırlarımızla yanaşır. Ve sabahları ürün numune analiz alınır. Analize tabi tutulur. Tabii burada pirincin analizi farklıdır, nohutun farklıdır. Her birinin analizine bakarız. Daha sonra analizler eğer bizim ürün speklerimize uygunsa bunu pişirme testine tabi tutarız. Ürünü kendimiz tatmadan kesinlikle alımını yapıp pakete koyup tüketicimize sunmuyoruz. Bu sebeple ben her gün pirinç, fasulye, nohutunla kahvaltı yapıyorum diyebilirim. Her sabah burada aslında odamı da göstermek isterim. Bir sürü fasulyeler, nohutlar var. Ben bunları neden sizlere bu kadar detaylı bir şekilde anlatıyorum? Çünkü her şeyi görmek hayatta çok çok önemli. Ben demin de belirttiğim gibi her kademeyi gördükten sonra bugün yönetici kademesine yükseldim. Ve ne kadar fazla konuda bilgi sahibi olursak o kadar aslında söz sahibi oluyoruz hayatta da. Ve kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Tecrübelerden faydalanmak çok önemli. Benim en büyük tecrübem babam. Onun tecrübelerinden çok faydalandım. Her zaman şunu söyler bize, yüzmeyi öğrenin. Eğer boğulursanız can simidini de uzatırım ama siz köpek balıklarıyla yüzmeyi öğreneceksiniz der. Arkadaşlar hayat bir denge gibi. Özel hayatla iş hayatı arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Ben bir anneyim, bir kızım, bir oğlum var. Hem onlara zaman ayırıp hem de işlerimi devam ettiriyorum. Tabii ilk aşamada rol çatışması olmadı mı? Evet oldu. Hem çocuklara zaman ayırmak çok çok önemli. Hem de işlerini devam ettirmek çok önemli. Bir de ben işten hiç uzak kalmamıştım. O sebeple çok zorlandım. Ve çocuklarım ikisi de 40 günlüktü. İşe başladım.
onlarla birlikte, onlar benden daha erken yaşlarda işe başladı diyebilirim bu sebeple. Benim Albert Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü vardır dengeyle alakalı. Hayat bisiklet sürmek gibidir der. Dengenizi korumak için sürekli daima önünüze bakıp devam etmelisiniz. Bu söz bana her zaman ilham vermiştir. Çünkü kendimize koyduğumuz hedefler ile başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu sebeple geleceği planlamanın en iyi yolu onu tasarlamaktır diye düşünüyorum. Benim şirketimde öncelikli amacım var olan itibarı korumak ve gelecek nesillere tabii ki sürdürülebilirliğini bunu sağlamak. Azimle, sabırla, inançla çok büyük dediğimiz, hatta imkansız dediğimiz başarılar bile elde ediliyor. Her zaman bu şekilde düşünüyorum. Ben bir dönem firmam dışında da çalışma imkanım oldu. Türkiye'nin önemli bir gazetesinde ekonomi muhabiri olarak görev yaptım. Aslında burada da sizlere küçük bir anekdot paylaşmak isterim, anımı paylaşmak isterim. Gazetede çalışırken müdürüm bir basın toplantısı var ve oraya gitmen gerekiyor dedi. Aynı gün kendi firmamızın da bir basın toplantısı vardı. Hatta babam bana gelecek misin diye sorduğunda üzülerek gelemeyeceğim çünkü gazetedeki görevime devam etmem gerekiyor demiştim. Ta ki işte gittiğimde müdürüm bana bir adres verinceye kadar Reis Gıda'nın basın toplantısının olacağı yerle aynı adresteydi. Ve ben kısacası kendi firmamızın basın toplantısına basın mensubu olarak gidip Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı'na, Mehmet Bey'e yani babama editör ve muhabir olarak sorular sordum. Benim için çok güzel bir anıydı bu. Ve hala gazete küpürünü de saklarım. Benim editörlüğümde gazetede yer almıştı. Gazeteye niye devam etmedim? Çünkü aile şirketimiz benim her zaman önceliğimdi. Çocukluğumdan beri de var olmak istediğim yerde aslında bir tutkuydu benim için. Bu yüzden hala Reis Gıda Yönetim Kurulu'ndayım. Tabii bununla birlikte birçok STK'da da görev alıyorum. Bunlardan bir tanesi de Türkiye İhracatçılar Birliği'nde ilk bir yönetim kurulundayım. Buradaki önemli olan şey aslında ilk bir yönetim kurulunda tarihinde ilk ve tek kadın yönetim kurulu üyesiyim. Bununla da gurur duyuyorum ve kadınlarımızın her yerde var olmasını istiyorum. Orada da kadınlarımızla markalaşma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Team Kadın Konseyi'ndeyim. Kadınlarımızın daha çok olmasını istediğim için Team Kadın Konseyi oluşturduk ve orada bir proje gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İhbir'de ihracata ilham veren kadınlar platformu oluşturduk. Burada bunları yapmamızın sebebi kadınlarımızı daha da cesaretlendirmek. Onlarla iki söyleşiye katıldım ve gerçekten çok duygulandım. Çünkü kadınlarımızın birbirinden güzel inovatif ürünleri var. Hatta müsaade ederseniz birkaçını da sizlerle de paylaşmak isterim, sizin de bilmenizi isterim. Mesela İstanbul Sarıyer'den Öznur Hanım granola ve yulaftan bar üretiyor. Ürünlerine hiçbir katkı maddesi yok ve şeker yerine %100 doğal tatlandırıcı olan hurma özü ve balı tercih ediyor. Balıkesir Manyas'tan yine bir kadın girişimcimiz bebek makarnası, sporcu makarnası üretiyor ve bunu tamamen bitkisel ürünlerle, ısırgan otu, kırmızı pancar, bal kabağı gibi ürünlerle bakliyat unlarını harmanlayarak gerçekleştiriyor ve ihracatını yapmak istiyor. Aydın'dan Selma Hanım var. Çocuklar için faydalı olan incir cipsi üretiyor. Bunu cennet meyvesi kurusu, Trabzon hurması dediğimiz ürünle gerçekleştiriyor. Ben de hatta nohut cipsi yaparım çocuklarıma hep nohut kıtırı fırında. Cips yerine nohut yesinler diye. Malatya'dan Nalan Hanım kayısıdan baklava yapıyor. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Çünkü Antep'e baklava satıyor, kayısılı baklava satıyor. Biliyorsunuz Antep baklava cenneti ve oraya bu ürünü satışını gerçekleştiriyor. İhracatını da yapmak istiyor. Malatya'dan Ayfer Hanım var. Reyhan çayı, sabunu, şerbeti üretiyor. Bunları neden size anlatıyorum? Çünkü bunlar birbirinden güzel ürünler ve belki biliyorsunuzdur Paris'te bir konferans yapıldı 2019 yılında. Geleceğin 50 gıdasından bahsedildi ve bu geleceğin 50 gıdası tamamen bitkisel ürünlerden oluşuyor. Çünkü tüketicilerin beklentileri, tüketicilerin yiyecek istekleri farklılaşıyor, değişiyor. Bu sebeple geleceğin 50 gıdası da tamamen bitkisel protein kaynağı olan ürünlere yöneldi. Bu kadınlarımızın o yüzden gerçekleştirdiği bu ürünler çok inovatif. Geleceğin 50 gıdasından da birkaç örnek vermek isterim. Mesela filizlenmiş yenilebilir besinler var, Horasan buğdayı var, Siyez buğdayı var, birbirinden güzel ürünler var bunun içinde.
Kadınlarımıza burada biz hem onların aktardıklarını dinledik, hem biz onlarla paylaşımlarda bulunduk. Nasıl markalaşabilirsiniz, nasıl ihracat yapabilirsiniz, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Ben sizlere de kısaca markalaşmadan da bahsetmek isterim. Markalaşma dediğimiz zaman öncelikle aklımıza slogan gelir, renk gelir, işte logosu gelir ürün bir markanın. Evet, bunlar önemli ama ben her zaman markaların hikayesinin daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Marka hikayesi ne? İşe başlangıcınız, kuruluş hikayeniz, yaşadıklarınızla birlikte oluşuyor. Bunları düşünürken tabii marka çizgisi de çok önemli. Firmaların kimliğinde, markaların doğuşunda hep farklı farklı hikayeler var. Tabii herkes var olabilmek, bir yerlere gelebilmek için tabii ki zorlu mücadeleleri var. Zaten başlı başına marka olmak zorlu bir yolculuk diyorum ben her zaman. Bunun fırtınası, depremi, sıcağı, soğuğu, inişi, çıkışı, bol badresi olan bir meşakkatli bir yol aslında. Zaman zaman da yakıt tükenir, nefes daralır ama bu çetin ve uzun soluklu yolculukta daima dimdik durmak önemlidir. Her koşulda özünüzü kaybetmeden, kişiliğinizi kaybetmeden resme tekrar tekrar bakıp çıkış yolu aradığımız, yenilikler aradığımız, yeni rotalar belirleyip hedefler belirlediğimiz bir yolculuk. Aslında yürek ve tutku işi, her şartta metanet ve dirayetle yola devam ettiğimiz bir yolculuktur. Her markanın tabii isim babası, isim annesi, bir kurucusu mutlaka vardır. 1981 yılında da küçük bir dükkanda sermayesiz, sadece tecrübe ve güvene dayalı cesaret ve girişimcilik ruhu ile Reis markasının temelini atan da Mehmet Reis'tir. O dönemler 1981 yılı pirinç, bakliyat ve sarımsağın markası mı olur denen bir dönemmiş. Bu sebeple Mehmet Bey çok büyük zorluklarla da karşılaşmış. Hatta her zaman bizimle paylaştığı bir anısı vardır. Firmasını kurduktan bir ay sonra Almanya'dan gelen bir arkadaşı Reis ürünleri rafta satılıyor. Mehmet, ne kadar kısa sürede sen böyle ihracat yapmaya başladın demiş. Mehmet Bey şaşırmış, arkadaşı çıkartmış paketi masanın üzerine koymuş. Evet, içinde pirinç var, üzerinde de Reis yazıyor. Mehmet Bey o zaman anlamış ki pirinç Almanca Reis demek. Reis soyadımız ve dedemin, büyük dedemin mesleği balıkçılık, aslında oradan geliyor. Babam ise Kastamonu'dan İstanbul'a, o sadece okumak için gelmiş. Hiç böyle bir şirket açma düşüncesi yokmuş. Tabii ama o dönemde harçlık da çıkartması gerektiği için bir pirinç alım satımı yapan birinin yanında işe başlamış. Daha sonra da kendi firmasını da pirinç bakliyat üzerine kurmaya karar vermiş ve firmasını kurmuş. Ama önemli olan da marka itibariyle bugünlere gelebilmiş. En önemlisi de bu. Bir şeyi başarmak istiyorsak işte üzerinde sürekli düşünmemiz gerekiyor. Aslında bu hikayeyi bu şekilde anlattım, bu sebeple anlattım. Ve çok çalışmak, emek sarf etmek gerekiyor. Adımlarımızı da doğru atmamız gerekiyor. En önemlisi de imkansızlıklar içinde imkan yaratmak gerekli. İşte Mehmet Bey de aslında imkansızlıklar içinde imkan yaratarak o dönemde sıfır sermaye ile bir masa, bir hatta aldığı ödünç telefon ile pirinç ve bakliyatın markası mı olur denilen bir zamanda günümüze kadar uzanan ve gelecek nesillere de varlığını devam ettirecek Reis markasını oluşturmuş. O dönemde un kapanında, o zaman un kapanı yağ kapanı olarak bilinirmiş. Herkes aynı işi yapıyormuş. Dökme ürün alınıp satılıyormuş. Bizim çuvallı dediğimiz ürünler. Ve Mehmet Bey, başkalarının gittiği yoldan gidersen iz bırakamazsın diyerek farklılaşacaksın ve markalaşacaksın demiş ve azimle çalışmaya başlamış. İşte değişimi önceden görmek çok önemli ve geleceği doğru okumak çok önemli. Almanya ve diğer ülkelerin kuru gıda satışı paketli oluyorsa neden ülkemizde sadece dökme ve çuvallı ürünler olsun, neden paketli olmasın demiş. Ve o dönem Reis'i paketli olarak piyasaya sunmuş. Henüz o yıllarda daha yeni raflarda olmasına rağmen de 1994 yılında ilk reklam filmini çektirmiş. Yayına karar verdiğinde de maalesef ekonomik kriz o dönemde patlamış. Biliyorsunuz ekonomik krizlerde reklam verenlerin sayısı azalır ve reklam verenler geri çekilir çoğunlukla. Mehmet Bey reklamları geri çekmemiş, aksine arttırmış ve Türkiye'de yayınlanan ilk bakliyat reklamı Reis markasıyla Türk televizyonlarında ve diğer mecralarda da yer almaya başlamış.
Tabii bu da marka ile ilgili olumlu gelişmeleri beraberinde getirmiş aslında. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı 2001-2008 yıllarında da daha fazla reklam çalışması yaparak aslında Reis'i Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya başlamış. Burada anlatmak istediğim girişimci olmak çok önemli. Girişimci olmak için ne gerekiyor? İyi bir gözlem yeteneği, güçlü bir sezgi, hızlı düşünmek, fırsatları iyi değerlendirebilmek ve doğru karar verebilmek önemli aslında. Devamında ise 1995'te Avrupa Birliği ülkeleri ilk astronot yiyeceği için HACCP yönetimini uygulamaya başlamışlar. Reis olarak biz de 2000 yılında Avrupa Birliği'nin gıda hijyeni olan HACCP kritik kontrol noktalarına tehlike analizi yöntemini uygulamaya başladık o dönem. Ve kuru gıda sektöründe ISO 9000 HACCP belgelerini alan da ilk marka Reis oldu. O dönemde de rakiplerimizi bayağı şaşırtmışız yani. Bugün ülkemizde bir gıda markası olarak tarım ürünleri ihracatında da ilk 10'da yer alan Amerika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Kanada'ya, Belçika'ya, Türkiye topraklarında yetişen ürünleri gönderiyoruz. Bir fiil 16 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz. Örneğin biliyorsunuzdur Kanada kırmızı mercimeği dünyaya satıyor. Biz Kanada'ya ülkemizde yetişen kırmızı mercimeğin satışını gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz topraklarında yetişen baldo pirinci, osmancık pirinci, firik bulgurunun ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bunlar gerçekten bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Firik bulgurunu belki biliyorsunuzdur, Gaziantep'in isli bulgurudur, iste pişer. Amerika bunu çok fazla tüketiyor, hatta bizden fazla tükettiğini söyleyebilirim. Türkiye'de yetiştirilen ürünlere gerçekten dış pazarda büyük bir rağbet var ve yükselen bir ivmeyle yol kat ediyor. Tabii burada önemli olan marka olmak ve katma değerli ürün satıyor olabilmek önemli. Markanın değerli olması ve güçlü olabilmesi için de markaya sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Örneğin ormandaki ağaçların hepsi aynı boyda değil. En uzun olanları rüzgardan daha çok etkileniyor. Onun köklerinin daha sağlam olması gerekiyor. Aksi halde çok çabuk devrilirler. Bir bitki de aynı şekilde toprağa çapalanır, suyu zamanında verilirse daha verimli ve uzun ömürlü olur. Marka performansının da sürekli olması ve küresel arenada yer alabilmesi için donanımlı ve güçlü olması gerekiyor. Markanın uzun ömürlü olması için de inovasyon yönetimi gerçekten çok çok önemli. Çünkü hayatta kalmayı en güçlü olanlar değil, değişime ayak uyduranlar başarıyor. İnovasyon, yeni fikirlerin, olasılıkların değişik bakış açısıyla tanınması ve üretilmesi olarak tanımlanıyor aslında. Firmaların gelişimini sağlayan girişimcilik ve inovasyon birbirlerini destekleyerek aslında işlevsellik kazanır. Girişimcilik, inovasyon tabanında yer aldığı sürece başarısı için inovasyona ihtiyaç duyuyor. İşin ömrün uzun olmasında da inovasyon ciddi bir rol oynuyor. Bu sebeple işletmelerin inovasyona çok önem vermesi gerekir ve sürekli yeni iş modelleri geliştirmesi gerekir. Girişimci ruh deminde bahsettik. Gerçekten çok önemli. Özgüven tam olmalı. Özgüven tam olduğu zaman gerçekten her şeyi başarırız. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim çağı işletmelerde rekabet koşullarını değiştiriyor. Günümüzde markalar rekabet edebilmek için değişime ayak uydurmalı. Müşterinin değişen ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hareket etmeli. Rekabet gücünü elde tutmak için tüketici beklentileri göz önünde bulundurularak mutlaka üretim yapılması gerekiyor. İşte burada aslında sizin işinizi sevmeniz, benimsemeniz, işinizi iyi yapmanız, işe yaratıcılık katmak çok önemli. Burada da inovasyon devreye giriyor. Rekabet artık çok hızlı ve acımasız yaşanıyor dünyada. Bu gerek yerel gerek global pazarlarda olsun çok acımasız yaşanıyor. Ve şirketler markalarını korumaya çalışıyor bu süreçte ve artık marka olmak giderek zor bir hal almaya başladı. Bu sebeple rekabette avantaj sağlamak ve pazarda iyi konumda bulunmanın bir diğer yolu da aslında yeni müşteri elde etmenin yanı sıra var olan mevcut müşterinizde de marka sadakati oluşturmanız gerekiyor. Marka maalesef biraz da ülkemizde sadece lüks tüketim aracı, pahalı ürünün satış aracı ya da bir ürünün logosu, ismi olarak algılanıyor. Aslında marka, evet hikayeler önemli ama markayı bir yönetim felsefesi olarak ele almamız gerekiyor. Yani bu bir şirketin tamamında, bu bir sanayi şirketi de olabilir, hizmet şirketi de, iki kişinin çalıştığı bir şirkette ya da 1500 kişinin çalıştığı dünya ağı bir şirket de olabilir. Bu hiç önemli değil. Markayı bir yönetim felsefesi olarak ele almamız gerekiyor. Nedir bu
yönetim felsefesi, müşteri odaklı düşünceyi şirketin tüm kanallarına işleyecek, içselleştirecek şekilde yansıtılmasıyla yapılan bir çalışma zinciri. Yani marka sadece bir pazarlama aracı, iletişim aracı olmaktan son 10 yılda özellikle rekabet ile birlikte maalesef çıktı. Rekabetin artmasıyla birlikte iletişimin, işte teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte artık biz markayı sadece bir işte ürünü alalım, onun elini yüzünü düzeltelim, güzel canlı paketler yapalım, PR çalışmaları yapalım, işte gazetede basında yer alsın. Evet, bunlar önemli. Ama bunun ötesinde ürününüzü, hizmetinizi nihai tüketicinin, son müşterinin aklında, en önemlisi bunun altını çizmek isterim, duygusunda yer alacak şekilde konumlandırmaktır markayı. Çünkü eskiden üretici ben bunu üretiyorum, isteyen alır diyordu. Artık pazar çok gelişti, rekabet çok arttı. Bu yüzden artık bunu söyleyemiyoruz. Bundan dolayı siz ürettiğiniz bir ürünü sadece pazarlama departmanına verip hadi bakalım buna iyi bir etiket koy, buna güzel bir reklam yap deme lüksünüz artık kalmadı. Çünkü müşteriler çok fazla etkileşim altında. Demin de belirttiğim gibi 25 yıl önce gazeteye bir sayfa ilan verdiğinizde, bir yazı yazdığınızda tamamdı. Artık durum çok farklı. Şimdi müşteriyi siz nerede yakalayacaksınız? Onun hangi duygu durumuna yakalayacaksınız? Bunların hepsi çok değişti. İnsan doğası gereği duygu, her kuşağın duygu verileri de birbirinden farklı aslında. Bu sebeple bir marka oluşturuyorsanız tüm duygu farklılıklarını anlayıp, algılayıp, içselleştirip, üretim ve hizmet sürecinize eklediğinizde marka olabiliyorsunuz. Yani ben bir paket yaptım, en pahalısını yaptım, en iyi yerde satıyorum, çok da gösterişli bir isim buldum, logom da çok iyi, hatta dünya da beni tanıyor dediğinizde artık marka olmuyorsunuz. Şirketin, çünkü şirketin ya da markaların başarıları artık sadece ticari büyüklükleri, finansal değerleriyle ölçülmüyor. Tüm dünyayı bilip içselleştirdiğiniz zaman ancak marka olabiliyorsunuz. En önemlisi de kalplerde bir duygu oluşturduğunuzda, akıllarda, zihinlerde ona fayda sağlayacağınız zaman marka oluyorsunuz. Bundan dolayı aslında markayı bir yönetim felsefesi olarak ele alıyoruz. Burada da müşteri odaklı düşünmeyi, müşteriyi anlamayı, piyasanın ihtiyaçlarını anlayarak ürünü ve hizmeti üretmeyi ürettiğiniz zaman ancak marka oluyorsunuz. Sürdürülebilirlik kavramını da aslında aktarmak istiyorum. Sürdürülebilirlik, çokça duyuyoruz bu lafı. Evet, güzel bir laf. Şirketlerin çoğunun vizyonunda, misyonunda, yıllık raporlarında çok fazla var. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde, COVID döneminde sürdürülebilirliğin gerçekten ne olduğunu net bir şekilde anladık. Ve sürdürülebilirliği bu dönemde çok daha fazla içselleştirdik. Neden bu dönemde içselleştirdik? Çünkü tedarik zincirimiz bölündü. Müşteriye ulaşım kanallarında farklı yollar, farklı yaratıcılıklar aradık. Ve kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu fark ettik bu dönemde. İşte bu yüzden sürdürülebilirliği çok daha net bir biçimde anladık. Şimdi artık günümüzde de sürdürülebilirlik olmazsa olmaz gerçeklerden biri. Evet, her şirketin sadece kendi bilançosunu, kendi müşterisini, çalışanını değil, dünyanın her yerinde yaşanmışlığı, hayatı, devamlılığı düşünerek stratejilerini belirlemesi gerekiyor. Bu noktada da işte aslında itibar devreye giriyor. İtibar bence günümüzde her şeyden daha önemli. Çünkü itibar dediğimiz şey güven duygusunu destekleyen, güveni besleyen en önemli tanımlardan biri. Bizim yaşadığımız bir sürü kaygımız var. Bunlar ne? Güvenlik kaygımız var, sağlıklı olma kaygımız var, doğru adımlar atabilme kaygımız var, geleceği öngörebilme kaygımız var. İşte bu kaygıları ortadan kaldıracak olan itibar. Eğer siz firmanızı, ürünlerinizi, hizmetlerinizi itibar ile birleştirirseniz, müşterinizin bilinçaltında güvenilir, sürdürülebilir, bu marka her zaman benim yanımdadır, beni düşünür, duygularını destekleyeceği için firmanızın marka değeri de artacaktır. Günümüzde marka değeri yeniden tanımlanmaya başladı. Demin de belirttim, eskiden finansal değerler üzerinden marka belirleniyordu. Şimdi ise ne kadar duyarlı, ne kadar itibarlı bir marka diye ölçümleniyor. Çünkü ve en önemlisi sadık müşteri, müşteri nezdindeki duygu yoğunluğunu ölçerek firmanın marka değeri belirleniyor. Marka değer endeksi marka yönetiminin de başarısını gösteriyor aslında. Marka performansının sürekli olması, küresel arenada yer alabilmesi için de
donanımlı ve güçlü olunması gerekir. Çünkü tüketici artık sadece işletme sahibini, marka yöneticisini takip etmiyor. Tüm dünyayı takip ediyor ve onları da takip ederken ülkesi için ne yapıyor, işte nasıl davranışlar sergiliyor, bunlara da önem veriyor. Bir iş insanı için, bir yönetici için itibar çok önemli. Ben her zaman şunu söyleyeyim, her şeye sahip olunur ama itibar gerçekten çok zor elde edilir. İş hayatında da sözün eri olmak, iş ahlakına, etik kurallara bağlı kalmak ve itibarlı olmak şart. Biliyorsunuz günümüzde birbirine karıştırılan birkaç kavram var. Bunlar neler? Popülerlik, bilinirlik, inanılırlık. Her popüler olan inanılır, güvenilir, itibarlı demek değil. Her bilinir olan da aynı şekilde keza. Bizim için önemli olan itibar ise o zaman itibarın karşı tarafın algısında oluşma süreci boyunca o hizmetin, o ürünün, o kişinin o itibar çizgisinde davranabiliyor olması lazım. İşte bu noktada aslında sürdürülebilirlik devreye giriyor. Biliyorsunuz sosyal medya bir iletişim aracıydı ama artık iletişim aracı olmaktan da çıktı ve satış aracı haline dönüştü ve orada birçok kişi reklam yüzü olarak satışla gerçekleştiriyor. Örneğin sosyal medyada biri bir gün X ürününü beğendiğini ifade ediyor. Ertesi gün buna benzer Y ürününü çok beğendiğini ifade ediyor. Ses açıldı galiba. Devam edeyim mi? Evet evet, devam edebilirsin Işıl'a. Tamam. Sosyal medyadan bahsediyorduk. Sosyal medyada bir gün X ürününü beğendiğini bir kişi söylüyor. Ertesi gün aynı sektörde başka bir ürünün Y ürününü beğendiğini ifade ediyor. O inanılırlık anlamında bilinçaltında gerçekten ciddi bir soru işareti bulunduruyor. Neden? Çünkü bunun içinin doldurulması lazım. Eğer aynı sektörde farklı iki markanın ürününü baz alıyorsan, evet ben dün X ürününü beğenmiştim ama Y ürününün de şu özellikleri var diyebilirsiniz. Ancak böyle bir açıklama yaptığınız zaman inanılırlık üzerinde soru işaretini kaldırırsınız. Sosyal medya tek başına bir dünya zannediyoruz aslında. Ancak sosyal medya dünyanın bir parçası, algısı aslında diğer mecralarla bir bütün olduğu zaman da etkisi artıyor diye düşünüyorum. Sosyal medyada savunduğumuz şeyleri her zaman gerçek hayatta da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örneğin asla sağlıksız beslenmem diyen birinin bir bakıyorsunuz bir gün restoranda fast food tarzı atıştırmalıklar yediğini görüyorsunuz ve bunun siz fotoğrafını videosunu çektiğiniz an bu milyonlara ulaşıyor ve o kişinin sosyal medyada taşıdığı itibar da bir anda aşağı çekilebiliyor. Bunu neden belirttim? Çünkü önce kendimizi tanımalıyız. Önce bizim kendi marka değerimiz ne? Siz kendi marka değerinizi oluşturduktan sonra ürün ve hizmetlerinizi destekleyenleri ön plana çıkartabilirsiniz. O yüzden her zaman popüler olmak, bilinen, tanınan olmak bazen iyi olmayabiliyor. Artık ürünlerin, hizmetlerin marka değeri ile birlikte bireylerin artık marka değerleri de konuşulmaya başlandı. Önceden coğrafi olarak sınırlıydık ama şu an demin de belirttiğim gibi Instagram bir satış kanalı oldu ve önemli olan müşterinize nerede ulaşacağınız oldu. Artık her gün müşterimizi yeniden tanımamız gerekiyor ve müşteriyi sadece gelir grubuna göre değil, yaş grubuna göre, aile yapısına göre, alışkanlıklarına göre yeniden araştırmamız gerekiyor. Bundan dolayı da bakış açılarını kaldırıp dünyada neler oluyor, dünyada olan olaylar benim ürünümü, hizmetimi etkiler mi? Etkilerse ne yönden, nasıl etkiler? Dünyada yapılan çalışmalar, inovatif fikirleri alıp nasıl yansıtabilirim? Müşterime nasıl sunabilirim? Sürekli değişim içerisinde olmanız gerekiyor. Bunda da vizyon geliştirmek gerekiyor. Böylece ancak bunları yaparsanız rekabette birkaç adım önde oluyorsunuz. Örneğin siz burada bir ürün yapıyorsunuz. Satıyorsunuz. Dünyanın bir yerinde de bu ürün, evet aynı ürün satılıyor ancak farklı bir pakette, farklı bir iletişim kanalıyla, belki de farklı bir pazarlamayla ve 5 katı fiyatına satılıyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Dünya nereye gidiyor? Trendler ne? Bunları iyi anlamamız gerekiyor. Müşteriyi gerçek anlamda anlamak. İngilizlerin çok sevdiğim bir sözü var. Müşterinin ayakkabısını giyerek yürümek derler. Müşterinin gözünden bakmak. Sizin olduğunuz yerden değil, müşterinin gözünden size bakmak önemli olan. Uzun vadeli stratejik planları aslında dinamik stratejilerle besleyip güncellemeliyiz. Sosyal sorumluluklardan da bahsetmek istiyorum kısaca.
İş dünyasının ana amacı evet kar yapmak ama diğer bir amacı toplumdan kazandığının bir kısmını da toplumla paylaşmak olmalıdır. Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için üzülmenin ötesinde bir şeyler yapmak gerekiyor eğer piyasadaysanız. Biz de reis ailesi olarak sorumluluk bilinciyle toplumsal sorunlara daima duyarlı olarak çalışmalar yapıyoruz gönüllü olarak. Sosyal sorumluluğun tanımına baktığımızda nedir? Topluma yarar sağlayan ve duyarlılık gerektiren bir aktivite. Ve sosyal sorumluluğu benimseyen şirketler ya da markalar kazançlarını yine toplumla paylaşır. Ülkesine olan sorumluluklarını yerine getirilirse güven duyulur ve itibarları artar o markaların. Bizler de kurulduğumuz günden beri aslında sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Reklam çalışmaları yapıyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz ve sadece kendi sektörümüz, kendi firmamız için demeyeyim, kendi firmamız için değil, tüm sektör için çalışmalar da yapıyoruz. Kendi firmamızda haklı ilişkiler reklam bölümümüz var. Hatta dışarıdan çalıştığımız, hizmet aldığımız ajanslarımız da var. Ancak bazen halen reklam sloganlarını, basın mültenlerini, yazılarını kendim de hazırlıyorum. Çünkü neden? İşin içindeyim. Her detayı biliyorum. Bu da daha hızlı düşünmemi ve değerlendirmemi sağlıyor. Sizler de yarın okuldan mezun olup evet bir yerlerde çalışacaksınız ya da inşallah kendi işinizin başında olacaksınız. İşte o zaman bir işin başından sonuna takibin ne kadar sizlere artı değer sağladığını göreceksiniz. Ben ajanslarımıza işe başladığımız zaman her zaman şunu söylerim. Kendinizi reis ailesinden biri olarak görün. İşte ancak o zaman bizim gözümüzle bakıp bizlerin düşüncelerini anlarsınız. Aynı İngilizlerin sözü gibi. Çalıştığımız her firmayı da çalıştığınız her firmayı içselleştirmeniz gerekiyor. Çünkü eğer siz o markaya inanıp güvenmiyorsanız iletişiminde doğru yapamazsınız. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde fikir birlikteliği ile çalışmak çok çok önemli. Gıda sektöründe kendimden de örnek vermek isterim. Bir kadın olarak üzerime düşen çok fazla görev var. Çünkü gıda sektöründeyim. Sektörün bana verdiği farklı sorumluluklar da var. Ailelerin, çocukların sağlıklı beslenmesi için daha fazla çalışmalıyım düşüncesindeyim hep. Ve gıda sektöründe çalışan biri olarak tüketiciyi bilinçlendirmeli, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda da sürekli yönlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de 2009 yılında bir araştırma yaptırdık. Bunun sonucunda obezite önlenebilir projesini gerçekleştirdik. O yıllarda obezite hiç gündemde yoktu. Biliyorsunuz gündemde olmayan bir konuda farkındalık yaratmak tabii zor oluyor her açıdan. Ama yılmadık. Biz bu yola baş koyduk dedik ve çalışmaya devam ettik. Araştırmamız kadınlar, daha çok kadınlar ve gençler arasında yapıldı. Ve araştırmaya baktığımızda bakliyat ile yapılan yemeklerin az olduğunu, geleneksel yemek kültürümüzün yok olmaya başladığını fark ettik. Araştırmamızda kadınlarımıza mercimekle, nohutla, fasulyeyle ne yemek yaparsınız diye sorduğumuzda her birinden birer çeşit yemek yaptıklarını söylediler. Bunlar nedir? İşte nohut yemeği dediler, fasulye dediler. Fasulye yemeği dediler, mercimek yemeği dediler. Oysa biliyorsunuz bir nohuttan nohut salatası, humus, nohut köftesi, demin de söyledim çocuklarıma çok yaparım, nohut kıtırı yapılabilir. Bir mercimekten mercimek çorbası, mercimek salatası, annemin spesiyelidir mercimek köftesi gibi birçok ürün yapılır. Ancak kadınlarımız bunu bilmiyordu. Gençlerimize o dönemde börülce nedir, maş fasulye nedir, fava nedir diye sorduğumuzda maalesef bilmedikleri cevabını aldık. Bu sonuçlardan da geleneksel yemek kültürü gidiyor ve ne oluyor? Fast food tarzı atıştırmalık yiyeceklerin daha fazla tüketildiğini gördük. O dönem Türkiye'nin obeziteyle mücadele etmesi gerektiğini düşünerek bunu Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a Mehmet Bey'le birlikte beraber giderek Cumhurbaşkanımıza anlattık, Başbakanımıza anlattık o dönemin Başbakanı'na ve çalışmalarımızı başlattık. Biz çalışmalarımızı devam ettirirken çok olumlu gelişmeler de oldu. Başbakanımız o dönemde genelge imzalayarak obezite birçok hastalığın ana nedenidir dedi. Cumhurbaşkanımız o dönemde yine obeziteyle ilgili projeler gerçekleştirmeye başladı ve okul kantinlerinde fast food tarzı atıştırmalık yiyecekler satışı yasaklandı. Bu bizleri çok mutlu eden gelişmelerdi. Biz o dönem reklamımızı da Alican 12 yaşında maalesef 70 kilo, Mertcan 12 yaşında sağlıklı kilosunda diyerek bir karşılaştırma, bir kıyaslamayla yaptık. Çünkü
Obezite çocuklar ve gençler arasında daha fazla yayılıyordu. Çok önemli bir sağlık sorunuydu. Biz de uyarı vererek projemize başladık. Daha sonraki yıllarda abur cubur olacağı budur, abur cubura karnımız tok diyerek çalışmalarımızı devam ettirdik. Sonrasında ev yemeği sofrada hesap ortada çalışması yaptık. Nasıl ki belki görüyorsunuzdur, her yerde görüyorsunuzdur mutlaka. İşte şu menü yanında da gazlı içeceği şu kadar diye fiyat verirler. Biz dedik ki biz bunu ev yemeğine yapalım. 4 kişilik 4 çeşit yemek ne kadara geliyor? O dönem bu reklamı yaparken doğalgazından işte tüpü açıyorsunuz, doğalgaz yanıyor, salçası, tuzu, her şeyi düşünerek, her şeyini düşünerek fiyatını belirledik ve aslında ev yemeğinin çok daha uygun fiyata geldiğini, çok daha ekonomik olduğunu belirtmek istedik. Obezite projemiz devam edecek. Çünkü obezite ben her zaman derim, bir okyanus büyüklüğünde biz bir ucundan tuttuk bir yerlere getirdik ama henüz tam olarak gelmedi. O yüzden biz bu projemize devam edeceğiz. Çünkü sağlıklı yemek iyi gelecektir deriz. O dönem Sağlık Bakanlığımızın obeziteyle mücadele, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam sempozyumunda ödüller aldık. Daha birçok STK'lardan da ödüller aldık. Bunlar bizim için çok önemli. Ama obezite demin de belirttiğim gibi gerçekten çok ciddi rakamlara ulaştı ve obezite, diyabet başta olmak üzere birçok hastalığın da ana nedeni. Sağlık Bakanlığı tarafından da Türkiye'de her 3 kişiden birinin obez olduğu ve maalesef ülkemizin de dünyadaki en kötü 10 ülke arasında yer aldığı açıklandı. Çocuklarda ise obezite oranı son 25 yılda %5'ten %20'lere kadar ulaştı. Bilim insanları da katkı maddesi içeren işlenmiş hazır gıdaların, fast food adı verilen atıştırmalıkların yemek tarzının çocuklarda vitamin eksikliğine, kansızlığa, obezite ve zeka düşüklüğüne neden olduğunu söylüyor. Ben obezite üzerine neden bu kadar durdum? Çünkü pandemi döneminde dahi obezite konuşuluyor. Obez insanların maalesef COVID-19 riskleri çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bu sebeple bunun üzerinde çok fazla durdum. Birçok önem verdiğimiz, obeziteyle birlikte birçok önem verdiğimiz projemiz de var tabii. Çocuklara yerli tohumlardan doğal şartlarda üretilen bitkisel ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi, geleneksel yemek kültürümüzü ve değerlerimizin korunmasını amaçlıyoruz. Artan bir şehirleşme var ve teknoloji var. Çocuklarımız toprağı, suyu, ormanı, denizin önemini bilmeden, hatta tarlayı ve bahçeyi görmeden büyümelerine neden oluyor bu da. Ben her zaman söylerim, artık çocuklar domatesin, salatalığın manavda yetiştiğini, balığın balıkçıda yetiştiğini düşünüyorlar. Bu sebeple biz bu konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Tarım sektöründe hizmet veren bir şirket olarak da bu projelere önem veriyoruz. Ayrıca küresel iklim değişikliği, çevrenin korunması, toprak su bilinci, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, yerli ve yerel tohumların kıymetinin ve öneminin kavranmasını hedefliyoruz. Çünkü ülke topraklarımız gerçekten çok elverişli. Bu değerlere mutlaka sahip çıkmalıyız. Toprağımızda insanlık için barış, huzur ve zenginlik, toprağımızın, suyumuzun kıymetini bilmeli, tarladan sofraya da emeği israf etmemeliyiz diyoruz. Bu bizim de sloganımızdır aynı zamanda. Ekosistemi korumalıyız, ancak bu şekilde gıda israfını azaltabiliriz. Biliyorsunuz COVID-19 döneminde hepimiz gıdanın insanlık için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırladık. Her şey olmadan yapabiliyoruz. Bir kıyafet almadan yapabiliyoruz ya da dışarı çıkmadan yapabiliyoruz ama gıdamız olmadan yapamıyoruz. Mart ayından beri kesintisiz çalışan bir firma olarak sürecin tüm aşamalarını aslında birebir gözlemledim. Özellikle sürecin başlarında 36 saat aralıksız çalıştığım ve süreci yönettiğim günler oldu. Hatta o dönem çocuklarıma diyorum hakkınızı helal edin. Çünkü hiç sizlerle çok fazla ilgilenemedim. Baba sağlıkçı, ben gıdacıyım. Bu dönemde iki önemli sektör. O yüzden o dönem biraz çocuklarıma çok fazla vakit ayıramadım. Ama hep çocuklarıma şunu söyledim. Ülkemiz için, insanların sağlıklı beslenebilmesi için benim çalışmam gerekiyor dedim. O dönemde üretime inip paketleme de yaptım, ham madde alımı da yaptım, lojistiğe de destek verdim. Ürünü tarlaya gidip analizlerini de gerçekleştirdim. Hasada da ekime de gittim, onlara da sizlerle paylaşacağım. Bu küresel çapta yaşanan sağlık sorunu ne zaman bitecek bunu öngöremiyoruz. COVID-19 salgınında gıda arzı güvenliği için öz kaynaklarla beslenmek, işte güvenlik stoğu bulundurmak,
marka güvenilirliği ve lojistik, daha demin de bahsettik, lojistik sektörü ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tarımsal üretim ve gıda alanında kendi kendine yeterli bir ülke olmak, gıda güvencesi ve gıda güvenliği için elbette vazgeçilmez. Bu nedenle gıda güvenliği bir ülkenin güçlü olmasında en önemli etmenlerden de biri. Gelecekte güvenilir gıdaya erişimin sekteye uğramaması için artık devletler tarım ve gıda sistemlerini de güçlendirmeye başladılar ve gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili küresel ölçekte de çok sıkı önlemler alıyorlar. Gelişmiş ülkeler israfı önleme politikalarını da ön plana çıkartmaya başladı. Biz de Reis Gıda olarak 2019 yılında toplumda farkındalık yaratmak için israf etmeyelim, yaşama eşitleyelim sloganıyla sosyal sorumluluk projesine başladık. 2020 yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığı ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile birlikte 20 Mayıs'ta başlatılan Gıdanı Koru Seferberliği'nin içerisinde yer alıyoruz. Üretilen gıdanın israf edilmemesi ve atık haline gelmemesi için birlikte ve bilinçli hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum hepimizin. Gıdanı Koru Seferberliği, gıda arzı güvenliğinin gündeme geldiği COVID-19 sürecinde gerçekten çok büyük önem kazandı. Biz bu sebeple 40 yıldır gıda sektörünün içinde varlık gösteren bir marka olarak üstlendiğimiz misyonla da tarladan sofraya gelinceye kadar oluşan gıda kaybı ve israfını önlemek için atılması gereken tüm adımların içerisinde yer almaya çalışıyoruz olabildiğince. Çünkü insanlığın geleceği ve sürdürülebilirliği için tarım ve gıda çok büyük öneme sahip. Bu sebeple de bu yıl ARGE projelerimizi tamamen tarım üzerinde yoğunlaştırdık. Ve beni çok heyecanlandıran bir projeye başladık. Başından sonuna bütün takibini yaptığım, işin başında olduğum Bakliyat Köyü projemizi gerçekleştirdik. Neden Bakliyat Köyü projesini gerçekleştirdik? Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve yerli üretime teşvik edilerek ata mirası tohumlarımızı korumak için bu projeyi gerçekleştirdik. Ve her zaman şunu söyleriz, ata mirası tohumlarımız gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır deriz. Nasıl başladı bu Bakliyat Köyü projemiz, maceramız? Bolu'da Çamyayla Köyü ve Demirciler Köyü'nde bir kadın kooperatifi olduğunu söylediler ve bu kadın kooperatifinin kapanmak üzere olduğunu söylediler. Böyle bir duyum aldım. Kadınların emeğiyle oluşan her şey bizler için çok çok önemli. Bu sebeple kooperatifin kapanmaması için elimden gelen desteği vermek istedim. Ve kadınlarımızla görüşmelere gittim. Neler yapıyorsunuz, neler yapabiliriz diye. Biliyorsunuz her köyde tarhana erişte yapılır. Onlar da aynı şekilde tarhana erişte yapıp hep birlikte o kooperatifin içerisinde bunu pazarda satıyorlarmış. Ben tarhana erişte işinden anlamam. Bakliyattan, nohuttan, fasulyeden anlarım. Onlarla büyüdüm. O yüzden dedik hani tamam tarhana erişteleri alalım. Onları iş çevrelerimize hediye olarak dağıtalım ama bu kooperatifin kapanmaması için yeterli değildi. Bu sebeple daha çok onlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Ve sonunda onların az miktarda kendileri için fasulye ektiklerini haberini aldık. Bu beni çok sevindirmişti, çok da heyecanlandırmıştı. Çünkü kadınlarımızın emeğiyle gelişen fasulyeleri ben Reis paketlerine koyacaktım artık. Ve kadın emeğiyle, özür dilerim, kadın emeğiyle hazırlanmış özel ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturduk. Bu projede ilk 80 kadın üreticimizle bombay, çivril, battal, dermason, şeker fasulye, barbunya fasulye ekimlerini gerçekleştirdik Mayıs ayında. Hatta ekimi kadınlarımızla birlikte ben yaptım, hasada da ben gittim. Bunu neden yaptık? Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçinin ticari kaygısı olmadan üretim yapabilmesi adına yaptık bunu. Yani buna aslında sözleşmeli tarım diyoruz. Üretici evet üretiyor ürününü ama satabilecek mi, satamayacak mı hep bunun endişesini yaşıyor. Bu yüzden sözleşmeli tarım yapılıyor artık. Burada ne önemli? Sözleşmeli tarımda evet hasadın iyi çıkması gerekiyor. Bu sebeple de ilacını zamanında atmak, işte ne kadar miktarda atacağını bilmek, sulamasını zamanında yapmak, keza aynı şekilde az miktarda mı, çok miktarda mı bunun yoğunluğunu bilmek önemli. Burada da gıda mühendislerimiz ve ziraat mühendislerimizle birlikte çalıştı kadınlarımız.
Projemizin bir diğer kolu da Samsun'un Bafra ilçesinde oldu. Çeltik ekimleri yaptık. 430 dönümlük bir arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsü'nden almış olduğumuz yerli tohumlarımız olan çakmak, zeybek ve Tosya güneşi tohumlarımızın ekimini gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi için bunu yapıyoruz. Ayrıca köyden kente göç çok fazla. Belki Covid döneminde insanlar evet köylerine gittiler ama bu gidenler işte %10'sa ancak %2'si belki geri dönmemiştir. Birçoğu geri dönmüştür. Bu sebeple köyden kente göçü önlememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Oradaki gelirin arttırılmasıyla, üreticinin ticari kaygısı olmadan demin de belirttiğim gibi ekim yapabilmesini sağlamayla oluyor ancak. Bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor ve çiftçiyi itibarlaştırmamız gerekiyor. Çünkü çiftçilik gerçekten itibarlı bir meslek. Anadolu'nun bereketli toprakları var ve yerli tohumlar var. Bunları sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla gelecek nesillere taşımalıyız. Biz bu sebeple reisin aslında bilgi ve iş gücünü çiftçimizin tecrübe ve emeğiyle buluşturduk. Ve daha yüksek fiyata alım garantisi vererek üreticilerimizin destekçisi olmaya çalıştık. Bunun yanında üniversitelerle de birçok proje gerçekleştiriyoruz. Mesela onlardan bir tanesi tohum çeşitliliği tespiti. Tarım ve Orman Bakanlığımızla, TAGEM'le, TİGEM enstitüleriyle de birlikte projeler gerçekleştiriyoruz. Reis Gıda yapılan araştırma, 2000 yılından beri yapılan araştırmalarda kuru gıda ve genel sektör analizinde en güvenilen, en çok tercih ve tavsiye edilen marka olduğu verisine ulaşıldı. Bu da aslında tüketicimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Elde ettiğimiz bu gücü yarınlara daha da sağlam bir şekilde taşıyabilmeyi umuyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de imrenilen bir marka, bir lider marka özelliğimizi korumak istiyoruz. Bu sebeple de markamıza değer yatırımı yapıyoruz. Tüketicinin en çok beğendiği, tavsiye ettiği bir marka olarak uzun ömürlü olmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yarın arayışlarıyla ilgili de birkaç söz söyleyeceğim. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Sonra konuşmama son vereceğim. Okul bittikten sonra kimse okulda olduğu gibi gün içerisinde konuyu anlatıp akşama ödev vermiyor. Artık konuyu anlamak da, ödevin ne olduğunu öngörüp çalışmak da sizlere düşüyor. Artık bilgi zamanı bitmiş, bilgi alma zamanı bitmiş oluyor ve artık bilgi verme, üretme zamanı gelişmiş oluyor. Sürekli size bir şeyler öğretmek isteyen öğretmenlerinizin yerine sen bize ne verebilirsin diyenler olacak artık etrafınızda. Mühendislikte bir kural vardır. Bir problem ancak sahip olduğumuz verilerle çözülür. Verileriniz yoksa performans ölçütlerimiz de yoktur aslında. Okul insanı çalışma hayatına hazırlıyor. Bir birey olmayı, bir takım olmayı okulda öğreniyoruz. İş hayatına başladığımızda da bambaşka gerçeklerle karşılaşıyoruz ve çalışmalarımızda işletmelerimize değer katıyor. Olma sürecimiz aslında hayatımıza giriyor. Ama öğrenme sürecimiz hiçbir zaman bitmiyor. Hayattan öğreneceğimiz çok şey var. Patronlarımızdan, yöneticilerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Sizler geleceğimizsiniz. Her zaman kendinize güvenin, başarıya odaklanmanızı tavsiye ederim. Elbette şans faktörü çok önemli. Ancak unutulmamalı ki şans çalışanın yanında oluyor. Bir de tecrübe çok önemli. Konuşmamın başında da söyledim. Benim en büyük tecrübem babamdı. Onun tecrübelerinden çok faydalandım. Tecrübe ne eğitimle oluyor ne de satın alınabiliyor. Tecrübe yaşayarak, hatalardan ders çıkartarak öğreniliyor aslında. Özetle koyduğunuz hedeflere daima daha çok çalışarak ulaşabilirsiniz. Çünkü iş hayatında mucize yoktur ve beklenmemelidir. Bir atasözü vardır hatta, varacağı limanı bilmeyen yelkenli için hiçbir rüzgar elverişli değildir. Hedefiniz yoksa amaca ulaşamazsınız. Toprağa tohum atmadan yeşermiyor. Kadere inansak da kısmet ayağa gelmiyor. Çünkü insanın kısmetini kendi araması gerek. Ve şans hazırlıklı olana gülüyor arkadaşlar. Önce kendimize inanalım, güvenelim. En önemlisi başarılı olmak. Başarısızlık korkusunu yenelim. Kuş konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır derim ben her zaman. Sorumluluk bilinciyle sonuç odaklı gerçekten çok isteyerek, severek çalışırsak her şeyi başarırız. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediniz. Sizlere sağlıklı, uzun ve başarılı bir ömür diliyorum. Çok teşekkürler. Işılay, çok teşekkür ederiz öncelikle.
Hem deneyimlerini bizimle paylaştığın için. Ama muhtemelen arkadaşların herhalde sana sormak istedikleri vardır diye düşünüyorum. Ama onlar sorularına başlamadan önce ben de küçücük bir şey söylemek istiyorum. Aslında bizim Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencilerimiz gerçekten birinci sınıftan itibaren acayip derecede çalışıyorlar. İYAÜ PR Atölye ile beraber, ki koordinatörlerinin hepsi burada şu anda. Hepsinin kendi ekipleri var ve o ekiplerle gerçekten çok güzel işler başarıyorlar. Ben de 2 sene önce aralarına katıldım ve çok da mutluyum aralarında olmaktan. Çok güzel işler yapıyorlar dışarıya. Ki biz bir ortak projede reisle beraber yapmak isteriz. Öncelikle onun bir sözünü alayım ben. Atölyenin çalışmalarıyla. Çünkü biz bu atölye atölye çalışmalarımızı kitaplaştırıyoruz da. İlk Halkla İlişkiler dergisini çıkartacaklar şimdi. Sektörel dergiyi çıkartacaklar İDA ile beraber. Hepsi gerçekten hani dediğim gibi hani tecrübe mi? Evet, yani hepsi hiç durmadan çalışıyorlar dışarıda. Tanımadıkları ajans başkanı, tanımadıkları kurumsal iletişim direktörü yok hepsinin. O yüzden de gerçekten Deniz Hoca, aslında bizim bölüm başkanımız Deniz Akbulut. Kendisi şu anda derste, o yüzden katılamadı ve çok selamlarını yolladı sana. Ama ben daha sonra sizi zaten tanıştıracağım. Onun önderliğinde kuruldu aslında atölye ve gerçekten daha sonra çocuk boynuz kulağa geçti. Hepsi çok güzel işler yapıyorlar. Ben arkadaşlar soru sormadan önce ben bir soru sorayım. Çok merak ettiğim bir şey var. Marka dersinde biz arkadaşlarla konuşuyoruz ama ben onlara bir ödev verdim marka maskotlarıyla alakalı. Ama fark ettim ki Reis Gıda'nın maskotu yok. Neden? Reis Gıda'nın maskotu aslında ajanslar tarafından çok çizildi. Ancak bizim bir ailemiz var ve 46 çeşitten oluşan bir ürün ailemiz var. Birini ön plana çıkarttığımda diğeri alınır diye düşünerek bir aile yapmamız gerekiyor. Birbirinden hepsi güzel. Bu sebeple yapmadık. İnşallah ilerleyen zamanda çok farklı bir çalışma gelir de yaparım düşüncesindeyim aslında hala. Belki bir yarışma açabiliriz beraber. Ne bileyim. Tabii ki çok çok sevinirim. Yani hoş olabilir belki. Belki bizim atölye koordinatörlerimiz bu işi üstlenirler. Güzel bir yarışma yaparız. Belki size böyle birkaç tane öneri çıkar. Hoşunuza gider. Çok güzel olur. Orada sadece istediğim benim bir pirince ağırlık vermek değil. Sadece bütünlüğü bozmamak. Evet. Nohutumu, fasulyemi, mercimeğimi, onların hepsi benim göz bebeğim gibi. Burada öyle bir bakıyorum ki onlara. O yüzden hepsini almak isterim. Tamam, yani yine konuşuruz bunu. Zaten iletişim halindeyiz biz seninle beraber. Şimdi ben arkadaşlara sözü bırakayım. Sormak istediklerini sorsunlar. Sonra tekrar konuşuruz. Tabii ki. Evet, buyurun arkadaşlar, sorusu olan var mı Işılay Hanım'a? Merhaba Işılay Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba İlker Bey, hoş bulduk. Sağ olun. Dijital iletişim çalışmaları aslında son 5 yılda güzel bir ivme kazandı. Bir de pandemiyle beraber de bu dijital iletişim faaliyetleri özellikle Türkiye'de hani Mart'tan itibaren bir inanılmaz bir ivme kazandı. Artık bu faaliyetler dijitale taşındı diyebiliriz. Sizce bu dijital iletişim faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir bu marka tarafından? Marka tarafında evet bizler de bu süreçte çok fazla dijitalde yer aldık. Gerek kendi müşterilerimizle, gerek distribütörlerimizle birlikte. Hatta yurt dışında da Amazon, Walmart gibi sitelerde yer alıyoruz. Burada aynı şekilde itibarı korumak çok önemli. Bir yerde bir o ürünü görüyorsanız fiyatını atıyorum 5 liraya, diğer yerde 15 liraya görmemelisiniz. Biz bu sebeple marketlerde de keza aynı şekilde dijitalde de sürekli fiyat araştırmamızı yapıyoruz. Bizim ürünümüzü bizim farklı bir fiyattan veriliyor mu? Çok farklı bir fiyattan veriliyor mu? Eğer veriliyorsa biz o ürünümüzü hemen geri çekiyoruz. Çünkü bu bir itibar algısı. İnsanların gözünde o itibarı korumamız gerekiyor. Bu sebeple sürekli dijitalde çok fazla gözlemde olmamız gerek. İnşallah cevap verebilmişimdir sizin sorunuza. Çok teşekkür ederim. Evet, var mı başka sorusu olan arkadaşlar?
Demin Görkem el kaldırıyordu. İş yapmayı çok isterim. Çok mutlu olurum. Üniversitelerden öğrencilerimiz bizi buraya ziyarete de geliyorlar. Ve fabrikamızı gezmeye de geliyorlar aslında. Üretim alanımızı gezmeye geliyorlar. Mutlaka sizlerin de zaman olursa gelmenizi, bakmanızı isterim, görmenizi isterim. Ve bizlerle çalışmalar da gerçekleştiriyorlar. Mutlaka sizlerle de yollarımız bir yerde kesişecektir diye düşünüyorum. Çalışmalar yaparız. Süper. Görkem demin el kaldırıyordu ama herhalde bir şey soracaktı. Onun dışında sorusu olan var mı? Evet. Sorusu olan yok herhalde gördüğüm kadarıyla. O kadar yoğun. Demek ki. Evet. Çok sıktım. Yok. Ama ya işte onları da biliyorum. Saat 8:30'dan beri dersteler. Artık halleri kalmamıştır onların da. Haklılar. Ben kendi çocuklarımdan da görüyorum. Artık sürekli ekran başında olmak. Bir de benimkiler küçük olduğu için daha çok hassas gözler. O yüzden çok haklılar. Ekran başında sürekli olmak gerçekten çok zor. Evet, çok zor. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Pekala arkadaşlar, eğer başka bir sorunuz yoksa isterseniz bir resim alalım İlker. Herkes baksın. Evet, herkes gülümserse çekiyorum. Pardon, evet, affedersin. Evet, alalım. Hazır mıyız? Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Çektim. Biz teşekkür ederiz. Şöyle arkadaşlar, aslında hani daha sonradan gelenler için ben bahsedeyim. Biz Işılay'la aslında Kültür Üniversitesi'nden tanışıyoruz. Işılay oradan mezun. Ve benim oradan itibaren tanıdığım Işılay, üniversite 1. sınıftan itibaren çalışmayı hiç bırakmadı. Yani hem kış hem yaz. Sadece kendi şirketlerinde değil, birçok şirkette, kendi anlatmadı ama birçok şirkette çalıştı yaz ve kış. O yüzden de biz hani hep size diyoruz ya derslerde, yani yazları da çalışmak lazım, kışında çalışmak lazım, birçok şeyi öğrenmek lazım. Emir verebilmeniz için önce emir almayı öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden de farklı yerlerde çalışmak, daha sonra kendi işinizin patronu olsanız da farklı yerlerde çalışmak gerekiyor. Reis Mağarası'nın yolculuğu çok uzun bir yolculuk aslında. İçinde inişleri çıkışları olan, atlattığı krizleri olan, birçok başarılı projesi olan bir marka. Ben o yüzden biraz da çok uzun yıllara sahip olan bu markayla tanışın istedim. Biz tanışıyoruz elbette ki, yani alım yapıyor olabiliriz ama en azından içinden biriyle tanışın istedim. O yüzden de gerçekten çok teşekkür ederim Işılay, bize zaman ayırdığın için. Çok yoğun olduğunu biliyorum. Eşi de sağlıkçı olması sebebiyle gerçekten çok zor dönemlerden geçtiler. Covid zamanında kendi de zaten biraz bahsetti. Onun dışında biz normal hayata döndüğümüzde aslında yüz yüze eğitime döndüğümüzde seni biz de okulumuza bekliyoruz. Arkadaşlarla beraber yüz yüze en azından olabilmek açısından. Bir de staj sözü istiyoruz. Staja gidecek öğrencilerimiz oluyor bizim. Ben şimdi burada bütün şeylerimi söyleyeyim. Stajda tek bir kuralım vardır her zaman. Sadece staj defterini doldurmak için değil. Yok, çalışacak. Ben staja gelen arkadaşımı her bölümde de çalışmasını isterim. Hatta bizim kendi içimizde reis akademimiz var. Reis akademi kurduk. Çünkü gençlerimizi burada her zaman şöyle bir görüyorsunuzdur mutlaka ki iş arayışlarında. İşte 5 yıl tecrübe gerekiyor, 10 yıl tecrübe gerekiyor. Hayır, gerekmiyor. Biz burada reis akademiyi kurduk. İşte hakla ilişkilerden mezun olan, işte farklı bölümlerden mezun olan tüm öğrencilerimiz buraya geliyor. Tüm departmanlarda çalıştıktan sonra hangi departman kendisi için uygunsa kendi belirliyor ve o departmanda işine devam ediyor. Böyle bir ayrıcalık da sunduk çalışanlarımıza. O yüzden gelmelerini isterim ama azimle her yerde çalışacaklarsa. Peki kaçın sınıftan itibaren alıyorsunuz? 3, 4, öyle bir ayrımınız var mı? Şöyle, okul bittikten sonra akademiyi açıyoruz biz.
Onun dışında staj için geliyorlar. Okul bittikten sonra eğer burada kalmak istiyorsa, kendi bölümü için değil diğer bölümlerde çalışmak istiyorsa akademiye alıyoruz önce. Akademide her bölümü gördükten sonra kendisi karar veriyor hangi bölümde kalacağını. Evet arkadaşlar, sizin için de güzel bir fırsat yani eğer düşünürseniz. Çünkü buradaki arkadaşlarımızın çoğu 4. sınıf öğrencisi. Hepsi mezun olacaklar bu sene inşallah. Kendilerine uygun kariyer planları var elbette ki. Ama belki sizde de sizin bünyenizde de olmak isteyen çıkabilir. Onunla alakalı da ben zaten daha sonra senin mail adresini de paylaşırım arkadaşlarla. Seninle rahat rahat iletişim kurabilirler. Var mı bir sorunuz? Ona göre Işıl'ın da daha fazla zamanını almayalım. Sanırım yok gördüğüm kadarıyla. Işıl'a çok çok teşekkür ederiz tekrardan. Her zaman başımızın üstünde yerin var. Her zaman bekleriz. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Biz bu etkinliğin kritiğini haftaya derste yapacağız tekrar. Sen de istersen sana da bu etkinliğin Zoom kaydını da göndeririz. Arşivimizde bulunmasını çok istersen. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Asıl sizin benim başım üzerinde yeriniz var. Konuşmamın başında da söylediğim gibi ben de çok çok emeğiniz var gerçekten. Her zaman bir arkadaş gibi oldunuz bize. Her derdimizi paylaştınız. Sadece okuldaki dertlerimizi değil her derdimizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler, sağlıklı yıllar diliyorum şimdiden. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Evet, görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.